Kendim teker teker küçük küçük kestim o makarnayı. Bir o zor, başka yok. Hepsi zor. Başka yok. Hepsi sonuna aldınız, iyice bir şey yaptınız. O makarna çok bakalım, bitti. Öyle mi görünüyor? Evet. Yasemin Hanım, o makarna çok küçük küçük kesilmemişti ki onu açıyorsunuz. Zaten ince, uzun uzun kesmişsiniz. Evet. Şu kadar çok bir hamuru de olamamış. Defalarca kestiğini düşünsene. Ne olacak? Bakın onu üst üste katlasaydınız çıt 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 keserdiniz. Tekniğini bilmediğiniz için teknik çok... Teknik mi? İyi misiniz siz? Hamura yapışır ya. Ne kadar unlar... Yapışır mı? Yapıştı zaten. Siz, yapışmadı. Ha, siz bilmiyorsunuz. Makarnam yapışmadı. Yok yok siz bilmiyorsunuz. Araya belli. Bir iki tanesi yapışmış olabilir ama öyle yapışan makarna değil. Ne? Benim önüme şöyle bir hamur geldi. Sizden tek istediğim bu yarışmayın. Evet. Geçmiş bölümlerinde makarna yapan kişileri izlemenizi gerek yok istiyorum. Ben kendim makarna hayır, yapıyorum. Hayır hayır yapamıyorsunuz. Nereden biliyorsunuz? Yapamazsınız. Pardon, yapamazsınız. İmkanı yok. Öyle mi? İmkansız. Ama menüsünde yoksa zaten göremeyecek ama. İmkanı yok yani ama çok düşüktü. Onlara böyle üst üste katlayıp keseydiniz çok güzel. Bence hak ettiniz. Hayır. Kesinlikle hayır. Herkes bence beşinden emin mi yani? Ben eminim zaten. Pişman olan yok mu? En azından hayır, bir altı veremez. Hiç olmadım. Ya. Asla. Sen rahattın evet. Aa, ben şöyle, çok rahattım. Ben şöyle ifade edeyim. Tatlısının bak gerçek dün de ben söyledim tadını beğendim ama ben hep bunu röportajda da söyledim. Benim için sunum ve görsellik kesinlikle önemlidir. Tatlınız da gerçekten porsiyonu ve görsellik güzel olsaydı 2 puan verecektim. Yalnız bir dilimden dolayı işte porsiyonu büyük koymuş ve siz benim tatlımı yakamazsınız. Yasemin Hanım yakamadım bir tane ki zaten 1 puan verdim siz ben benim tatlımı sildiniz mi? Hayır 1 puan ben sildiniz. Tatlınıza verdim. Silseydim 4 puan verecektim. Balığımı da yediniz. Tamam ona 1 puan verdim. Çorbamı da içtiniz. Canım içeceğim ki tadına bakacağım tabii şey ki de. Şimdi de yediniz onu da beğendiniz. Yemeden nasıl tadını bileyim? Ay, ben yemeden nasıl olur? Demediniz ki makarna gibi. Çok kötü demediniz ki. En çok azından kötü demedim diye hani onu beğendim anlamına gelmiyor bakın, ki ama. İlla ki güzel yorumlar sığdırdınız araya. En azından yarımşar puandan yine bir 6-7 verebilirdiniz. 6-7. Ama sunumlarınız verebilirdiniz. Çok kötüydü Yasemin hayır Hanım. Lütfen. Siz her yemeğinizde sunumda bir sıkıntı vardı. Hayır. Rüyasında mı? Rüyasında görürdünüz. Siz de görürsünüz. Bu gece yatın. Rüyanızda bir 6-7'leri görün. Hatta 5'i de görün siz. Ben belki onu göreceğim. 5'i de görün. Bugün. İnşallah. Birinci lira okuyacağım Mardin'e. İnşallah. Tabii ki. Ben sizi tutuyorum. Tabii ki. İnşallah. Öyle tutacaksınız ben zaten. Ben sizi tutuyorum. Bence siz Erman Bey'i tutun. Siz neydi? Davut Bey'i mi tutuyorsunuz? Dün bu şekilde sunsaydınız. Yani keşke kenarlarında silseydi. Ne alakası var ya? Neyse en azından içime koymamış. Benim cacığım bir kere katı bir cacıktı. Bunun gibi sunu değil ki. Ya cacık neydi ki olsun ki? Neydi? Semiz otu. Semiz otu cacık. Hayır. Ben ilk defa gördüm. Ne oluyor? O zaman ben de karpuz cacığı yapayım. Yapabilirsin. Yani. Bir denesek. Yapabilirsin. Ben bir peçete alabilir miyim? Yani sofranızda çok fazla tüy gibi bir şeyler bir şey var. Bu ben ve bir de da var yani. Hep de sana geldi. Evet, bana niye gelmiyor bu tüyler? Bana niye geliyor onu da ya çok sinirli gelmiyor ayrı da. Yani, yani evet bana da gelmiş. Ne komplo ya? Öyle mi? Yasemin, hayır yaşayabiliyor musunuz? Abi bir şey diyeceğim. Bildiniz mi? Bir şey diyeceğim. Bir saniye. İstiyorum sadece. Tamam doğru. Ben göremiyorum. Yani bana mı sizde geliyor mu? Kıl mı bu ne? Neyi yani bir bakalım çünkü pırasanın şeyi olur ya. Bakar mısın? Yok pırasa değil. Pırasa değil. Ben önce o mu diye şüphelendim. Pırasa börekten mi geldi tabakta mı vardı acaba? Bakar mısınız bakalım size söyleyelim. Hadi pırasanın bitki yapısından dolayı bir ödebilir miyim diye düşündüm ama değil. Bir bak bakayım neyse. Kıl gibi duruyor. Gibi. Al istersen tabii. Yani bugün benim muhtemelen yine. Evet. Senden falan düşmüş olabilir. İmkansız yani. Falan. Tüy şeklinde bir şey. Kısa. Börekten mi ama tüy her çıkması imkansız tüy. Börekten çıkardım ben ama kenara çektim hanımefendi. Komplo bu yok bunu kabul etmiyorum. Böyle tabağın kenarında bakın, tabağın kenarında yani olabilir. Eğer çektilerse böreği açıp buradan ayırdım. Ya böreğin içinde yani, ne alakası ya şurayı olacak? Şöyle çektim çekil ben bunu olsa, ya. Çekil olsa derim ki saçım düşmüştür bir şey olur. Senin saç da ya, sarı. Evet sarı o da belli olmaz ya. Mumdakini de mi ben koydum siyahı? Bakın mumdaki de yani buradaki atmosferden dolayı oldu. Atmosfer. Evet buradaki durum. Evet, benim burada aramızda bir kıl var. Yürümüz. Acaba? Hamurun üstünü kapattı Zuhal Hanım. Kapattı mı? Hamurun üstünü de kapatmış Beyza. Dezeleri açarken üstünü kapattı. Biraz daha. Belki acaba örtünün mü tüyleri falan olabilir bazen? Böyle. Niye o kadar onu parçaladınız, atomlarını ayırdınız? Evet. Niye böyle bir şey yaptınız ya? Niye parçaladın? Atomları mı ayırdınız? Arıyoruz ya. Ama büyük yani şey... Ne arayın büyük? Kimsenin tabağı seninki gibi değil. Ama bir şey söyleyeceğim. Neden? Hem sert... Hem sert kesilmiyor. Bir de içini açtım işte bayağı büyük hepsi. Buna da bir itiraz edin isterseniz. Büyük evet, kabul edin. Tamam şöyle sert söyleyeyim mi arkadaşlar? Ne büyük anlamadım. İçindeki pırasalar büyük. Ha. Biraz pırasalar, daha küçük olabilirdi. Şöyle pırasaları aldım.
İlk önce ortadan böldüm, yan çevirdim, bir daha zaten böldüm. Zaten tüm konuşacaksınız zaten. Dörde bölüp kestim, daha dörde bölmüş kesildim. Bir şey diyeceğim, cacıklarını içtim. İçtim cacık. Büyük kesildi. Dışı kabuğu çok sert olmuş. Yani. Efendim? Ekşilik var bunda kendi. Tuz aldım ben. Çok yoğun tuz evet, geldi bana da. Sen demin dedin ya ne oldu diye, çok tuz. Sana da ekşi, bana ekşilik bana gelmedi ekşilik de. Geldi. Yok, içiniz tuzlu olmuş, iç. Pırasa içi. Yok, ben cacığı diyorum. Pırasa içi de cacık, tuzlu cacık. Ama. Cacıklı değil mi? Rahatsız edici. Tuzla. Bir kiloya yakın pırasa kullandım. Onun içine de bir tatlı kaşığının yarısını koydum. Ekranda gösterdim ben ki. Ben ne kadar kullandınız diye demedim ama yani. Tamam, ben yani tuzlu bir dedim. Bir çay kaşığı ama kadar. Ve içi biraz az bayağı kalmış sanki. Yani biraz boş geldi bana. İşine bana çalıştım. Da dolu geldi. Aa, ona fazla geldi. Tamam, bana da dolu geldi yani. Bana dolu geldi. Yani herhalde bir de bunu benim açma sebebim ne biliyor musunuz? Evet, çok evet, sert olduğu için ince. Güzel kesebilmem için. Hı hı. Kesin bakalım, çok güzel kesiyorsunuz, evet. Evet, ben gayet güzel kesiyorum. Yani. Ama şöyle kesersen ben de keserim yani. Öyle kesmen lazım. Hayır, ben de kesecektik ya. Yani. Ama da kalk keşeyim. Ben bir lokma almak şeylerin de hastayım. Ay kesilmiyor Zuhal Hanım derken kesiliyor. Ay kesilmiyor Zuhal Hanım diye. Ama kesiliyor. Kesiliyor ama öyle keserseniz kesilir diyor. Nasıl keseceğim ya? İçinde benim çok pırasa var. Yasemin'in içinde hiç yok. Evet. Oransız koydu yani. Ne yapacaksın Yasemin'den? Bak, ben diyorum bunu yaparsın. Bunun tabağını hiç karışmıyor. Siz kendi tabağınızı yorumlayın. Sen kendi tabağını yorumla bakayım. Oraya az gelmiş. Peki, yok, Yasemin Hanım yaz olmuş, onun için sıfır puan. Çok sert. Tamam. Hamur çok sert ve içi büyük yani. İçi büyük. Ama tadı kötü değil. İçi tadı büyük. Güzel. Tadı kötü değil, evet. Cacık? Cacık yok, beğenmedim cacığı zaten. Neden? Bana böyle bir ekşimi tat geldi. Böyle kendisine sanki de geldi. Bana da ekşimi evet geldi. Ne ekşimsi yoğurdu kullandın? Şimdi bakın ben bunu biraz... Kimse tabii yoğurdun tam ekşi demez o ayrı. Evet, ben yoğurdum ekşi. Ama der. Diyorum bak, hakikaten değil mi? Evet, neyse o. Hayır, özellikle yoktu. Ben bunu şey koydum. Bir parça içine biz mayonez koyarız. Biraz böyle tatlandırsın ve onu güzelleştirsin diye. Asla. Mayonezde... Asla. Evet, bir çay kaşığı... Pardon. Tamam, bir tatlı... Bir çay kaşığı kadar koyunca... Mayonez. Şey, bir saniye, bir bir çay kaşığı kadar mayonez koydum. Onu böyle hafif bir mayonezlik bir güzel bir tat verir. Onu bir güzelleştirir. O onun sırrı da. Buna verdi mi? Mayonezde mi acaba bir sıkıntı var? Bu arada Allah, cacığa mayonez kullanılmaz. Kullanılmaz. Allah'tan ketçap koymadım. Hani şöyle Mürşiye'de nasıl pirinç girmiyorsa şöyle söyleyeyim. Her, girmiyor. Zeytinyağı koysaydım koymayacaktım. Onun yağıyla beraber. Zeytinyağı da alevli. Keşke üzerine zeytinyağı koysaydınız. Birazcık nane koysaydınız daha iyi olabilir. Taze nane koysun üzerine. Yapılması zor demek ki. Peki, cacığı beğenmedin, böreğin lezzetini beğendin, hamurun beğendim sert dedi. Evet. Semra'yı da dinleyeyim. Evet, şimdi şöyle bir baktım, böreğin altı bakın az pişmiş. Aslında az pişmiş. Beyaz duruyor. Yok, altı az pişmiş. Bakın şöyle benimkini o zaman göstereyim. Tamam, benimki de beyaz. Ama kenarına bakıyorsunuz, bakın benimki de öyle de kenarı pişer zaten. Bakın ortası gördüğünüz gibi beyaz. Tamam. Altı az pişmiş, üzerinin pişmesi güzel. Bu pırasalar niye üzerinde onu anlayamadım ama neyse, önemli değil. Neyin üzerinde? Baktım da şimdi hani üzerinde bir tane kalmış. Evet, elinden yağ var, yan kalmış olabilir. Bunlar üste çıkmışlar. Neyse, o çok önemli değil. Yani. Önemli bir ayrıntı değil benim için. Yani. Şimdi Arnavut böreği hani böyle çıtır çıtır olmasını ben bekliyordum. Sirke herhalde hamurunda kullanıyor mu? Kullandınız mı? Kullanmadım. Ha. Sirke yapınca daha sertleştiriyor. Hayır, sirke yapınca çıtır çıtır olur. Çıtır çıtır yapmıyor. Ben bunu çok kez denedim. Püf noktası. Yok. Hayır, sirkeli böreğin bakın noktası. Tamam, inşallah başka zaman program bittikten sonra ben size sirkeli de yapayım. Görürsünüz taş gibi oluyor. Hiç zannetmiyorum. Hayır, sen diğer yaşlıca börek yapacağım. Hayır, hayır. Çekil, vaat olmadı bu. Sirkeli taş gibi olmaz ve bunun hamurunda olur ki o çıtırlığı alalım. O istediğim çıtırlığı ben alamadım ama tadı fena değil. Daha ne yapabilirim bakın. Hayır, tamam, bu dokunca çıtır olur. Aa, hayır, hayır, yani bu farklı bir şey. Hayır. Böyle yapınca hayır ne oluyor? Çıtır sesi geliyor yani. Bir saniye. Çıtır sesi geliyor. Tamam da bir saniye, ben bitireyim. Tadı fena değil yani, fena değil tadı. Cacığa gelince cacık, yani cacık çok basit bir şey zaten. Salatalıkla yoğurdu karıştırınca cacık oluyor. Hafif sana tuzca da ekşi bir tat geldi. Hafif ekşimsi ama sanki böyle yoğurt biraz ekşili. Yani belki yoğurtlu biraz ekşi. Hani bu mayonez çünkü böyle bir tat vermez. Yok canım, mayonezde. Zaten ben çok az kattım. Bozuk değilse bir şey zannetmiyorum. Bir de çok az, bir çay kaşığı kattım diyorsunuz. Zaten o hiç anlaşılmaması evet, lazım yani ama tabii mayonez olduğu hani kıvamından aslında belli oluyor bence. Şey ama hani biraz yoğurt sanki biraz ekşimsi gibi geldi bana. Peki. Doğru ekşili o. Erman. Olabilir, olabilir. Erman. Ben Semra Hanım, Semra Hanım ne dese katıldım.
Evet, katılacak mısın? Ben aldım. Katıldım. Yani katılıyorsun. Bravo. Şimdi Zuhal Hanım bak efendim, ben olmuş Zevra ve olmamış şeyleri çok güzel anlattım. Hayır, ya. Hayır, ona demiyoruz. Dedi ki şuna takıldık. Yanlış da olsa ben katılıyorum diyor. Çok güzel anlattım. Yanlış da olsa anlattım. Hani. Ha bence şöyle. O zaman demek ki Erman Bey anlamıyor yemekten. Hani oha, yanlışı da anlamadığı için hani ben yanlış bile yok, söylesem onu kabul edecek. Yok. Aa, ben size nasıl nereden geldim, siz bana nasıl geldim? Hayır, bir şey söyleyeyim mi? Diyor ki olumsuz da olsa of, diyor ben beğenirim diyor. Bu ne demek? Tamam çünkü kendisi anlamıyor ya olumluyu olumsuzu. Ay, hani benim olumsuz olumlu olumlu. Ne demek? Niye anlamasına da anlamıyor? Ben de anlamayın düşünüyorum. Ben hiç anlamadım şu an. Hayır. Semra Hanım ne derse olumlu da yorum yaptı. Olumlu demek ki kendisi olumsuz da yapamadı ya. Dedi ki güzel dedi. Yani Zuhal Hanım da dedi ne güzel dedi. Anlattı dedi. Sunumunu dedi beğendi dedi. Ben de ona hak verdiğimi söyledim. Ama onu açtı açtı geldi. Siz kendi yorumunuzu yapmak çok yanlış oldu. Kendi puanınızı kendiniz vereceksiniz. Çok yanlış oldu. Siz dün Erman Bey'i arkanıza alıp sonra beni alıp alırım. Şimdi de konu kapandı. İstediğimi alırım artık. Tarihin tozlu raflarına konuldu o dosya kapandı. İstediğimi peki, alırım. Peki Erman, Semra'nın dediklerine katılıyorsun o ayrı da. Kendim de yorumlarımı ekleyeyim diyorsunuz. Ya hayır mesela ekstra söylemek istediğim bir şey var mı? Ekstra söylemek istediğim içeri gayet güzel olmuş yani pırasanın. Semra'nın dediği falan. Gibi. Evet. Semra'nın dediği gibi. Semra Hanım diyeyim öyle şey olsun. Mesafeyi öyle koruyalım arada lütfen, madem öyle. Evet, tabii, lütfen. Tabii. Çok rica ediyorum. Yani beğendiniz mi beğenmediniz mi böreğimi? Şey üst kabuğunu beğenmedim yani üst tarafını. Kabuğunu yani beğenmedim. Yani kabuk diyorum ben şurasına kabuk diyorum. Kabuk değil ki bu yani. Burada 11 kat. Kaç kat bu börek bu arada? Toplamı 22 kat. Residence gibi börek yapmış. Neresi 22 kat ya? İnce açmış mı? Kimse onu söylemiyor. Bir şey diyeceğim ben bunu ilk kat gördüm. Bir saniye bir soru sor.